Öğretmenlik mesleği toplumun eğitilmesi için çok önemli bir meslek. Çok kutsal bir meslek. Öğretmenlik mesleği tabii ki her zaman en kutsal meslektir. Öğretmenlik mesleği bence bu ülkeye değer katmaktır. Çevreni geliştirmek, gençliğe farkındalık yaratmak öğretmenlik mesleğidir. Hatta meslek değil, bu iş aşk. Olmasa bireyler yetişemez. Bireyler ulaşması gereken meslek amaçlarına ulaşamaz. Öğretmenlik, eğitim ve öğretimin bir arada yürütülmesi işlevidir ve en gerekli meslek. Teşekkürler. Meslek olduğuna inanıyorum kendimde bir öğretmen olarak. Öğretmenlik mesleği icra edilmesi zor ve sorumluluğu bir o kadar da fazla olan bir meslek olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Kendisini gelecek nesillere adayan kişilerin mesleğidir. Öğretmenler geleceğimizin nesillerini yetiştirdikleri için fedakarlığı ve sorumluluğu fazla olan meslek olduğunu düşünüyorum. Bu konunun öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmen olduktan sonraki imkanları doğrultusunda daha çok değer ve önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki öğretmenler de bu konunun bilincinde olmalılar. Özellikle ilk öğretim düzeyinde öğretim olanlar için sabır ve merhamet gerekli. Temiz ahlak olduğunu düşünüyorum çünkü en nihayetinde ağaç yaşken eğilir diye bir atasözümüz var. Bunu da en iyi gerçekleştirme yetisine sahip olan meslek erbabı öğretmenler. En başta tabii ki sabır olması gerekiyor. Tabii ki de sabır. Yani benim de ilk aklıma gelen sabır. Yani gerçekten çünkü farklı gelişim dönemlerindeki insanlara hitap ediyorlar. Milli eğitimin belirlediği genel amaçlara itaat eden, milli bilinci yerinde olan, milli bilinci yerinde olabilecek bireyler yetiştirmeye özen gösteren bir öğretmen profili çizmeli benim için. Bence bir öğretmende bulunması için en büyük özellik fedakar olmasıdır. Öğretmen fedakar olduğu takdirde öğrencilerin eğitim hayatını kontrol edebilir ve onları en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilir. Öğretmen gerektiğinde odun kırıp, soba yakıp, öğrencilerini ısıtarak gerektiğinde de en iyi şekilde eğitim vererek mesleğini yerine getirebilir. Bence bir öğretmende en fazla empati duygusunun olması gerekiyor. Çünkü öğretmenler yeri geldiği zaman yani branşına göre gerek 6 gerek 12 yaş grubuna hitap etmeleri gerekir. Yani bu durumda onlarla empati kurabilmeli, onların sorunlarını veya dersi nasıl daha iyi anlayabileceklerini kavraması için empati yeteneğinin daha çok gelişmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Dedikleri gibi yaşasınlar bugünü. Öğretmenler Günü aslında böyle kutsal bir mesleği icra eden bireylerin bir gün değil her gün hatırlanması lazım. Ama buna da bir söz vardır. Kum kadar elmas olsaydı elmasın bir değeri kalmazdı. O yüzden de öğretmenlik mesleğini böyle değerli kılan günleri her zaman onurla yad edeceğiz. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Yani iyi ki varız. Bir toplum için varız. Bu toplum bize muhtaç. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü. Yılda bir kere olsun hatırlanması için güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Buradan bütün öğretmen arkadaşlarıma, bizim gibi öğretmen adayı arkadaşlarıma da öğretmenler günü kutluyorum. Senede bir gün öğretmenlerin onur edilmesini çok anlamlı buluyorum. Öğretmen adayı arkadaşlarımın ve bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Tabii öğretmenler az önce de söylemiştik, geleceğin nesillerini yetiştiriyorlar. Yani yılda en az bir defa öğretmenleri anmak, onları onurize etmek çok güzel bir şey. Ama bu bir günde kalmamalı bence. Yani buradan da bütün öğretmen adayı ve öğretmen olan arkadaşlarımızın öğretmenlerini kutluyorum.